normalde 2-3 gün sonra eve gönderilmesi gereken bir hasta bir şekilde inandırılmış, ölme riskinin olduğu belirtilerek bu tedaviyi kabul ettirilmiş. Oksijen satürasyonu %100 olan bir hastayı gereksiz bir şekilde yoğun bakıma yatırmışlar. Genel anestezi altında bronkoskopisi yapılmış, akciğerlerine girilmiş, damarlarına belirsiz ultraviyole ışınları verilmiş, lazer verilip verilmediğini bilmiyoruz. Çünkü bu çalışmada bir fazında da o var. Dolayısıyla hasta iyileşmeden hastaneden gönderilmiş. Özel hastanedeki testleri pozitif çıkmış. Bir ay boyunca da şikayetleri geçmemiş. Şu anda bile hasta üzerinde elimizde tedaviden sonraki tomografi sonuçları var. Hastalığın iyileşmediği net olarak ortada. Yeterince bilgilendirilmeden herhangi bir başarılı bir tedavide söz konusu değilken kameraların önüne geçip Türkiye'ye biz hastayı iyileştirdik, büyük bir başarı sağladık deyip de halkı yanıltmış oldular ve özellikle de şimdi yeni çıkan bazı bilgiler ışığında bu deney için Diyarbakır Gazi Yaşar Gül Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tesis olarak seçildiği gündeme geldi. Dolayısıyla biz şu anda ister hasta iyileşsin, ister iyileşmesin, ister ölsün, ister ölmesin. Biz diyoruz ki siz Diyarbakır'ı neden deney tesisi olarak seçtiniz? Neden bunu Ankara'da, İstanbul'da, başka bir yerde yapmadınız? Gelip kıt imkanlarla yaşamını sürdüren, ailesiyle de hastane boyunca bağlantısı koparılmış gariban Mahmut Orak kardeşimizi siz neden bilinçli olarak seçtiniz ve iyileşti dediniz? Mahmut'tan önce kaç kişide yapıldı? Ölenlerin sayısını bilmiyoruz. Önemli olan bu deneyin neden diğer ayağının Diyarbakır seçildiği, ticari şirket bu işin neresinde ve bu ticari şirketle bağlantılı olan şahısların politikada görev alan güçlü insanlarla nasıl bir bağlantısı var? Diyarbakır'ı tesis olarak kim önerdi? Bunun onayını kim verdi? Bakanlık izin vermişse de idari izindir. İdari izinle siz deney yapamazsınız. Bunun etik kuralları vardır. Helsinki bildirgesi vardır. Siz hayvan deneyi yaparken bile etik kurulundan onay almak zorundasınız ki bu bir hayvan deneyi değil. Biz bunu yapanlar hakkında suç duyurusu bulunuyoruz. Biz halkımızla beraber hareket ediyoruz. Kim bu davaya sahip çıkıyor veya çıkmıyor hiç önemli değil. Ölenlerin olup olmaması da bir yerde sorunu büyük ama biz diyoruz ki Diyarbakır neden bu deneyin tesisi seçildi? Biz bu soruyu soruyoruz. Bu halk sahipsiz mi Diyarbakırlar? Ölmesi kimsenin umurunda değil mi? Amaç nedir? Biz bunu sorguluyoruz. Öbür taraftan bir bilim adamı olarak da hiçbir etik kural söz konusu değil. Hiçbir tıbbi prosedür işlenmemiş. Rastgele gelip bir şirketin satmaya çalıştığı bir cihazı gelip Mahmut Orak gibi vatandaşlarımız üstünde denemişler. 20 Haziran 2020'de ailece Covid testi için Gazi Yaşar Gül Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne giderek test sonuçlarında pozitif çıktığını ilaç verip eve gönderdiler. İlaçtan sonra ailem biraz düzeldi de ben düzelemedim. Ve tekrar gidip yatışım yapıldı. Yatışım yapıldıktan sonra yani ben bazı tedaviler gördüm. Hani ilaç tedavileri gördüm. Derken bir doktorumuz vardı. Sürekli gelip benden şey istiyordu. Tedavi uygulaması var. O Ankara'dan bir heyet gelip seni iyileştirecek dediler. Ben de o sırada canımın acısından ne yaptığımı bilmiyordum. Ve kabul ederek yani verdiği kağıtları okuyamayarak imzaladım. İmzadan sonra ertesi gün heyetin geldiğini ve yoğun bakıma aldılar beni. Yoğun bakıma aldıktan sonra beni anesteziyle uyuttular. Uyutmadan önce yani gelen kişiler çoğu yüzünü tanımıyordum. Hepsi böyle robot giyiminde bir insanlardı. Ondan sonra anestezi yaptıktan sonra o tedavi yapmışlar. Ondan sonra uyandığımda boğazından ciğerlere kadar tahriş edildiğini ağrı hissettim. Ondan sonra sordum oradaki personele, dedim bu niye? Dedi normaldir dedi. Yani ciğere müdahale yapılmış, akciğerlerine. Derken o sıradaki personeller de yani hiç dışarıdan haberim yok. Yani bu heyetin dışarıda basından toplantı yaptığını hiçbir haberim yoktu. Yani dışarıda bir şeyim yoktu, yani ilgim yoktu. Ondan sonra bana bir konuşma yaptırdılar. Dediler bu yazıyı okuyarak bize teşekkür gibi, yani sanki iyileşmiş gibi, yani bu uygulamayı başarıyla yapmış gibi bir yazı okuttular. Ben de okudum. Okuduktan sonra bazı sonuçlar pozitif çıkıyordu. Derken ondan sonra beni hiç normal servise aldılar.
Normal servis odasına aldılar. Oradan da birkaç gün gözetim altında kaldım. Ondan sonra ailemle irtibata geçtim. Ailem bana dedi ki ya dedi, senin haberin var mı yok mu? Seni kobay olarak kullanmışlar. Ve ondan sonra ben çok yani gerçekten çok üzüldüm. Yani böyle insanları böyle insanların canı bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Yani yapacaklarını. Kobay olarak kullandıklarını da hiç haberim yoktu. Derken doktor birkaç gün sonra test yine yaptırdım. Bir negatif çıkıyor diyor, bir pozitif çıktı. Ondan sonra şey yaptı, beni taburcu ettiler. Tamam mı? Özel bir araçla beni eve gönderdiler. Ertesi gittim, yani testlerine güvenmeyerek başka bir hastanede test yaptırdım. Yaptırdım, baktım pozitif çıktı. Tekrar geldim hastaneye, benimle o irtibatı olan doktorla görüştüm. Neden benim sonuçlarım böyle çıktı, niye ben kobay olarak kullandım diye yaşadığına şükret dedi. Yaşadığıma şükret dedi. Ondan sonra gittim başhekimin yanına, başhekimle görüştürmediler beni. Derken ondan sonra evime gittim. Bekledim. Ondan sonra bir dava şeyine geçtik. O zamanki şeylerde yani dava açamadık. Çekindim yani, korktum.